Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfi Savaş'ı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bey. Şimdi Hatay deyince meslek hayatım boyunca bir 12-13 kere 2 yılda bir gitmeye çaba sarf ettiğim bir şehir. Çünkü her defasında gidince nefes aldığım bir şehir oldu. Çünkü sokaklarında yürümekten keyif aldığınız, eskiyle yeninin bir arada huzur içinde ve barış içinde yaşadığı, pek çok medeniyetin buluştuğu ve ev sahipliği yaptığı, hani birlik ve beraberlikten bahsettiğimiz bugün herhalde Hatay, Antakya, özellikle bunun en güzel Türkiye'deki örneği hep barış şehri olarak adlandırıldı. Hep bakıyoruz Sayın Başkanım, şimdi dünyada bazı şehirler var, işte eğlence için Rio de Janeiro gelir insanın aklına. Sonra bakıyorsunuz Paris böyle romantizmin şehridir. Antakya'da, Hatay'da medeniyetler şehri. Bu medeniyetler şehrinden geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl orada havalar şu an? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Havalar iyi, yani Türkiye şartlarına göre biraz da biz de sert bir kış geçirdik ama tabii sert kıştan sonra inşallah güzel bir bahar geçiririz. Ama Hatay güzel, insanlarımız umut içerisinde. Daha güzel günlerin geleceğini umut ediyorlar ve onun için de hep birlikte belediye olsun, Sayın Valimiz olsun, diğer resmi kurumlarımız ve iş dünyamız, esnafımız umutla geleceği kucaklamaya çalışıyoruz ve umutluyuz. Peki bu medeniyetler şehri dediğimiz zaman bu medeniyetleri katma değere dönüştürüp bundan bir gelir elde edebilir miyiz? Şehri nasıl ayağa kaldırabiliriz? Şehrin çıkış yolu, hazır programın adı üstünde. Çıkış şimdi, yolunda reçeteye ne yazıyorsunuz? Hem tıp doktorusunuz, şimdi de doktorluğunuzu burada belediye başkanlığınızla tabii konuşturun. Tabii multifaktörel hadiselere bağlı bu. Tabii. Bir, önce bize bağlı. Önce Hatay'daki tüm dinamiklere bağlı. İki, Türkiye'deki konjüktüre ve devletin bizim oraya bakışına bağlı. Üç, Orta Doğu'daki hadiselerin azalmasına bağlı. Dört, bizim hazır olmamıza bağlı. Tabii. Bence en önemlisi Hatay hazır mı? Hatay 5 yıldır sıkıntı çekiyor. Özellikle komşudaki yangından dolayı. Bu sıkıntıdan sonra, bu sıkıntılar, problemler bittikten sonra Hatay hazır mı? Biz onun İşte tam bu mihenk noktasındayız. Hazır olmak için hep birlikte arkadaşlarımızla, demin ifade ettiğimiz dinamiklerimizle Hatay'ı hazır tutmaya çalışıyoruz. Hatay'ı yatırım yapılabilir, yatırımda pozitif öngörülebilir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, demin ifade ettiğiniz gibi her şehrin kendine has bir özelliği, güzelliği ve öne çıktığı taraf var. Bizim sadece medeniyet birikimi, sadece kültür birikimi, sadece tarih birikimi yok. Aynı zamanda tam iki tane önemli coğrafyanın ortasında, kavşak noktasında bir şehir. Yani Orta Doğu ile Anadolu'yu, Avrupa'yı birbirine bağlayan çok önemli bir şehir. Bununla birlikte yeraltı zenginlikleri, işte Kaplıcası, bereketli ovası, 7 tane ilçenin denize açılması, Amanos Dağları, yayla turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, ayrıca çok büyük katma değer sağlayacak demir, çelik, çimento sanayisi var. Ovada narenciye ve hububat artı yaş sebze şeyimiz var. Sanayi gibi kabul edebileceğiniz çok önemli değerlerimiz var. Ama bütün bunların ötesinde bizim çok renkli ama çok birbiriyle samimi, kucaklaşabilen bir şehrimizdeki insan grubumuz var. Yani 1.533.000 şu anda nüfusumuz. Bu insanlar birçoğu farklı renklerden, farklı işte dinlerden, farklı mezheplerden, farklı etnik kökenlerden ama 5 yıldır o kadar yorgunluğa rağmen o şehirde konu komşudan, Orta Doğu'daki hadiselerden dolayı yorgunluğuna rağmen umudunu kaybetmemiş ve birbirine hep önceki günlerden daha fazla sıkı sıkıya sarılan bir Hatay halkı var. O Hatay halkına saygıdan bizim çok daha motive bir şekilde oradaki kanaat önderleriyle birlikte Hatay'ı geleceğe hazırlama arzumuz, çalışmamız var. Şimdi Sayın Başkan, para huzuru sever, yatırımcı huzuru sever. Her zaman yatırımcı ve para
güvenli toprakları sever. Ama burada sizin isminiz bence çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Çünkü artık bu seçimlerde şunu gördü Türkiye. Partilerden ziyade birleştirici, buluşturucu isimlerin ön plana geçtiğini gördü. Burada isminiz de belediye başkanlığını kazandınız. Bu çok önemli bir tespit. Bir kere bunun altını çizelim. Orada birlikteliği sağlayan kişi siz, sizin ve etrafınızdaki ekip. Bu yatırımları, yatırımcıları oraya çekebilmeyi nasıl başaracaksınız? Şimdi şöyle... Şimdi siz orada huzurun temsilcisisiniz aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Temel Habire isyan halindeymiş. Bana piyango çıkmıyor diye. Azrail de bunun canını alacak. Habire çabalıyor ki her gittiğinde de yukarıdan bir ses Temel'i affettim bu seferlik canını alma diyor. Dördüncüden sonra... Azrail isyan ediyor. Efendim diyor, hem gönderiyorsunuz beni diyor, canını al diye gidiyorum. Tam canını alacağım, alma diye. Bana emir veriyorsunuz diyor. Ben artık bıktım, bu Temel'in canını almaya gitmeyeceğim diyor. Niye aldırmıyorsunuz canını diye isyan ediyor. Ya diyor, alacağım canını, aldıracağım sana diyor ama her sen geldin gelmeden önce diyor Allah'ım bana Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi çıkmadan canımı alma diye dua ediyor. Ben de kullarımın bu duasını pas geçemem diyor. Efendim diyor, o zaman çıkartın diyor. Rabbim diyor, yani bu Temel'e büyük ikramiye çıkart da diyor, ben canını alayım diyor. Ulan çıkartacağım da diyor. Almıyor diyor. Piyango bileti almıyor diyor. Biz piyango biletini almak için gayret sarf ediyoruz işte. Evet, evet, yani evet. Belediye olsun, valilik olsun, diğer STK'larımız olsun. Yani Hatay gerçekten şu anda belki zor günler geçiriyor olabiliriz. Belki komşumuzdaki yangının psikolojik etkileri bizi vuruyor olabilir ama Hatay halkı her günden daha fazla birbirine sarılmış durumda. Her günden daha fazla gelecek adına umut beslemek şimdi durumunda. Bu tespitte tabii Hatay'da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun Hataylı olduğunu bir kere tabii, altını tabii, çizelim. Şu anda bizim 1.500.000 yani o Suriye göçünün dışında Hatay'da Hataylılar var. Tabii tabii. Hatay'ın çok göç alan bir şehrimiz değil. Değil. O, bu çok büyük avantaj ama. Tabii yani bizim insanlarımızın %90'ına yakını yerlidir. Yerli halk. Yani %85'i yerli Hataylıdır. Renkler bizim kendi geçmişten gelen 100 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık renklerimizdir. Ama biz bu renklerimizle gurur duyuyoruz. Bu dinsel hoşgörü, hani bu hani insanların inancına saygı gösterdiği, birbiriyle böyle beraber kol kola yaşadığı bir şehirde barış çok kolay sağlanabilir. Doğru politikalar izlenir. Niye biliyor musunuz? Niye? Bizim insanımız tevekküldür. Evet. Rabbinin işine karışmaz. Çalışır bırakır. Ha, Rabbine bırakır. Kalanını. Rabbine bırakır. Şimdi Musevi'yi yaratan kim? Allah. Hristiyan'ı yaratan kim? Allah. Müslüman yaratan kim? Allah. Mezheplerin, işte farklı mezhepleri yaratan kim? Hepimizin Rabbi yani. İşte farklı etnik kökenleri yaratan yine o. Orada buluşturan da o. Tabii. Biz ondan daha mı iyi biliyoruz? Bizim insanımız bunu bilir. Evet. Ve şunu söyleyeyim, bizim orada belki de 1500 yıl öncesinden beri birbirine karşı bir savaş olmamış. Dinsel, mezhepsel, etnik kökenler. Hep dışarıdan gelenlerle savaş olmuş. Ve düşünün, bu şehir, demin değer anlamında konuşuyoruz. Yani milattan önce 8000. yılından beri var olan bir şehir. Evet. Ve son milattan önce 30. yıldan itibaren 3 tane semavi din habire birbirine eklenerek gelmiş oraya. Ondan sonra bunlar dost yaşamışlar yani, tabii, farklı mezhepler. Sadece Hristiyan'ın orada 3 tane ayrı mezhebinin şeyi var, ibadethanesi var. Tabii. Bir açık bunlar. Açık ve düşünün, özgür bir tarafta cami, ibadet ediyor. Cami, bir tarafta ortak duvarları var, bir tarafta kilise. Peki bu turizmle ilgili yatırımlar burada çok önemli. Mesela Humus Cities projesiyle burası insan şehri. Ben medeniyetler korosunu dinlemek için Antakya'ya geldim bir tarihte. Bu İstanbul'dan kalktım, 2 gün geçirdim orada. Bu 2 gün niye 5 gün olmasın? İşte bu... Mesela Akso Nobel'le birlikte, evet. Marshall'la birlikte güzel bir proje yaptık. Bizim 40 asırlık Türk yurdu caddemiz var. Buna restorasyonu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız başlatmıştı. Az kalan kısmını da biz yaptık. Evet, kardeş evet. Şehrimiz bizim. Evet. Daha sonra buranın boyamasını da sağ olsun Marshall yaptı bize. Demin dediğiniz gibi insan şehirler konseptinde. Şehir, yaşanılabilir şehirler. Tabii. Şimdi insan şehir dediğiniz zaman oradaki tarihi koruyacaksınız, kültürü koruyacaksınız, medeniyet birikimini koruyacaksınız, geleneksel yapılarını koruyacaksınız. İşte yemek kültüründen tutun da oradaki bütün sürdürülebilir o kültürü koruyup geleceğe taşımanız lazım. Bunun çabası içerisindeyiz. Yani bizim satacak çok, pazarlayacak çok değerimiz var. Taşınız, ticari anlamında. Altın sizin. Bunun biz farkındayız.
Tabii ki şimdi bu 5 yıldır biraz sıkıntı çekiyoruz. Evet. Ama şunu da istiyoruz biz. Yani bizim insanımız şu anda biraz da buruk içerisinde. Yani burukluk içerisinde. Nasıl derim? İş dünyamız zaten savaştan dolayı etkilenen bir ekonomimiz var. Zaten işte demir, çimento, işte teknolojik ürünlerimizi artık 15-16 ülkeye doğru düz götüremiyoruz. Evet. Lojistik sektörümüz çökmüş durumda. Yani Türkiye'nin düşünün, İstanbul'dan sonraki en büyük filo bizdeydi. Şu anda 2500 lira düşmüş. 11 bin tır filomuz 2500'e düşmüş. Yani biz narenciyemizi sevk edemiyoruz. Artık işte yaş sebzemizi sevk edemiyoruz. Demin ifade ettiğimiz teknoloji ürünleri, demir çimentoyu sevk edemiyoruz 15-16 ülkeye. Ve bizim buradaki ticari hacmimiz habire minimize edilmiş durumda şu anda. Ve insanlarımız başka arayışlar içerisinde, iş dünyası, ticaret dünyası, esnafımız artı... Bu pozisyondayken tabii yani yetkili devlet büyüklerimizden, hükümetimizden de yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümetimizden de şunu istiyoruz. Bizim oradaki iş dünyası biraz buruk. Teşvik var Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Osmaniye, Hatay'a yok. Niye yani bizim orada şu anda hükümetin 5 tane milletvekili var. Bu arkadaşlarımızın o teşvik kapsamını aldırması lazım Hatay'ı. Yani bakan elektrik çıkardınız. Bakanımız da vardı, sayın bakanımız da vardı. Şu anda da 5 tane milletvekili arkadaşımız var. Tabii. Yani mevcut hükümetimizin içerisinde. Bu arkadaşlarımızın Hatay'ı teşvik kapsamı içine aldırması lazım. Ya da 5085 yıl teşvik yasasının yeniden gündeme gelmesi lazım. Tabii. Burada enerji sıkıntınız var, elektrik kesintileri var. Bu ciddi anlamda zorluyor sanayici. Şimdi elektrik konusunda ben sayın valimizin girişimiyle şu anda elektrik biraz da o 500 bin civarında Suriyeliler çok elektrik yaktılar hakikaten. Bunun biraz sıkıntısı var. Yani bunu anlatmak lazım. Biraz evet. Da şu anda yatırım yapıyor TEDAŞ. Yatırım yapıyor ama 15 yıldır da yatırım yapılmamış. 1 yıldır yatırım yapılmaya başlandı. Yani bunun da ön planına getirilip bunu da ifade etmek lazım ama bunun 1 yıl içerisinde bitirilmesi lazım. Biz eskiden 7. 8. 9. sırada elektrik kullanırken şu anda 27. sırada elektrik kullanıyoruz. Tabii yatırım yapılabilir şeyler arasında 50. sıraya düştünüz. Evet, yatırım yapılmak için aslında her şey var. Yani şeker de var. Şey de var. Helva yapacak iş adamı, sanayici de un var. Un da var. Su da var. Ama bunu yapacak ortamın sağlanması için biraz da tabii size sistem ediyorum, basın dünyamıza ve medyamıza. Sanki orada her gün yangın varmış gibi yazılıyor. Orada yaşanan bir olayı bütün şehre mal etmemek lazım. İşte onu ifade etmek istiyorum. Çok Hatay, yanlış bu. Hatay'da tamam bomba patladı ama Amerika'da da patlıyor. Fransa'nın Paris'inde de patlıyor. Ama İstanbul'un tamamında patlamıyor. İstanbul'un göbeğinde patlıyor. Şimdi İstanbul'a kimse gelmeyecek mi? Veya Ankara'nın göbeğinde patlıyor. Yani Hatay'da da bu olabilir. Şimdi artık teknoloji o kadar gelişmiş ki yani teröristler de kendini gizleyebiliyor. Bence Hatay halkı bu hoşgörüsüyle ve birbiriyle bağlılığıyla bence bunu başaracak ve yenecek. Yatırımcıyı da böyle çekecek. Bizim Hatay halkımız buna hazır ama biz bu kadar sıkıntı içerisinde bankaların bizim iş adamlarımızın çok sıkıştırmamasını istiyoruz. Yani normal borcunu ödeyen bir arkadaşımıza hemen bütün borcunu öde, işte burası riskli bölgedir falan diye bankalar üstüne çökmesin istiyoruz. Yani hükümetin bu konuda da bankaları biraz dizginlemesi ve oradaki güven konusunu işlemesi, oranın da güvenli bir şehir olduğunu, iş dünyasının rahat bir şekilde kredibilite şeyinin yüksek olduğunu hissettirmesi lazım. Bir de başkanım, ihracat kapısında İskenderun'dan dünyanın mesela ulaşamadığımız bölgelerine, Mısır dahil olmak üzere ulaşabileceğimiz yeni kapıların açılması gerekiyor. Yeni kapılar açıldı biraz. Yani Roro seferleri yapıldı ama diyelim ki tırlarla götürüyorsunuz 10 ton, örnek vereyim. Tabii oradan ki. 1 ton götürebiliyorsunuz tabii, ve tabii. Çok uzun sürüyor. Yani bir hafta falan sürüyor. Bazı yerlerde sorun çıkıyor. Siz o zaman tarihi ve kültürel mirasın çok ciddi anlamda bir gelir olabileceğine inanıyorsunuz. Şimdi bizim tabii bugün Van Derneği ile bir toplantımız var. Kültürel mirasımızın bir kısmı yani hafif bir kısmı mozaiklerimiz. Evet. Bu akşam inşallah onu da tanıtımını yapacağız. Mozaik yolunuz. Mozaik yolu projemiz var. İşte Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa. Bu bir tanesi. Bizim gerçekten yani düşünün, biz bir yeri kazıyoruz. Önce Bizans, sonra Roma, sonra işte önce Osmanlı, Bizans, Roma, daha sonra Helenistik çağa kadar gidiyor. Ovada bizim höyüklerimiz var. Şu anda iki tane höyüğümüzün kazısı yapılıyor. 3000
500-4000 yıl önceki eserleri görüyorsunuz orada. Şu anda onların hep açık hava müzesi yapılma çalışması var. 8-10 yıldır da buralarda kazı var. Yani nereye dokunsanız tarih, medeniyet, kültür var. Ve bizim sabahki programda da ifade ettiğimiz gibi biz büyük bir yayın üzerine büyük bir ağırlık koymuş gibiyiz. O ağırlığı çekmek istiyoruz. Şu Suriye ve Orta Doğu problemleri bittikten sonra hızlı bir şekilde o yay bizi zıplatacak. Biz hazırız. Ama hükümetimizin de Türkiye Cumhuriyeti'nin de oraya biraz daha güzel bakmasını bekliyoruz. Oradaki iş dünyamızın, insanlarımızın morallerinin böyle daha pozitif kalması için katkı sağlamasını istiyoruz. İşte teşvik kapsamı, elektrik konusu, bizim oradaki kredibilite durumumuz, bunların da daha pozitif bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Bizim iş adamlarımız gerçekten de namuslu, hasiyetli insanlar ve geleceği çok iyi gören, ticari kafası çalışan insanlar. Bunların moral motivasyonunu aşağı çekmezler. Ben yani devletimizden, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden bunu bekliyorum yani. Bir de yarın TÜSİAD heyetini ağırlayacaksınız. Evet, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu geliyor. Biz tabii ki Cansel Hanım gelecek. Cansel Hanım'ı ve ekibini bekliyoruz. Misafir edeceğiz orada. Ben teşekkür ediyorum TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanımıza ve yönetimine. Bu kritik günlerde Hatay'ı onurlandırdıkları için. Tabii yerinde görmek de çok önemli Sayın Başkan. Bunu İstanbul'da oturduğunuz yerden olmuyor bu şimdi, işler. Şimdi tabii siz gelip orayı biliyorsunuz, Hatay'ı. Biz biliyoruz, biz her gün oradayız. Yani bizim de canımız var, bizim de eşimizin, dostumuzun, çocuklarımızın, akrabalarımızın canı var. Bizim orası hakikaten, yani Ankara, İstanbul, işte Paris, Londra, New York ne kadar güvenliyse bizim sokaklarımız, caddelerimiz de o kadar güvenli. Yani lütfen gelsinler ve medyadan, gazeteci arkadaşlarımızdan ricamız, ya hakikaten pireyi deve yapmasınlar, günlük tiraj uğruna bizi heba etmesin. Mesela TÜSİAD Başkanımız Cansel Hanım'ın da oraya gelişi aslında ciddi bir moral motivasyon olacak size. Ya tabii işte bu değerlerimizin gelip orada boy göstermesi, oranın güvenli bir şehir olduğunu, yatırım yapılabilir bir şehir olduğunu göstermesi gerçekten hem beni hem de oradaki iş dünyamızı daha pozitif anlamda morallendirecek ve onların gelecek adına hem umutlanmasını hem de adım atmasını sağlayacak. Bu önemli bir şey. Kesinlikle. Yani biz bütün değerlerimizin oraya gelip Hatay'ı yaşamasını istiyoruz. Birkaç gün kalmasını istiyoruz. Ve biraz da şu geçmişten kalan bizim yemek kültürümüzden tatmalarını istiyoruz. Tabii oraya gelmeden önce hep söylüyorsunuz. Bir 10 gün önce başlayın diyet yapmayı. Oraya gelince de bunu yemem, onu yemem demeyin. Yok, götüreceksiniz. Vallahi Hatay lezzetli yaşanan bir şehir. O kesinlikle. Lezzetli yaşamanın başında da lezzetli bir atmosferi var. Lezzetli bir mutfağı var. Şimdi öğle saati geldi, tam böyle mideler böyle gurul gurul yapmaya başlamışken bu lezzetten konuşuyoruz ama bu mutfağını ciddi anlamda bunu da katma değere dönüştüremez mi Sayın Başkan? Ya şimdi biz bir ara UNESCO gastronomi şehirleri içerisinde 4 taneydi. Kuzey Kore'de Hatay'ı temsilen ben gittim. Evet. 12 dakikalık bir konuşma yaptım. Şovumuz vardı. Bizi aday şehirler sıralamasına aldılar. Ondan sonra bizim amatörlüğümüzle biz bir şey sürdüremedik ama şu anda 6-7 tane ayrı ayrı konuyla biz UNESCO'ya başvuruyoruz ve en az 3-4 tanesinin UNESCO'nun korunması altında olacak değerler olacağını düşünüyoruz. Yani Hatay'da bir konu, sadece gastronomiyle gitmenin bir şeyi yok çünkü bizim tarihimiz, pek çok konumuz var. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz. Oraya da işte 4 tane konu yazdık. 4'ü de çıktı ve Expo 2016'da Antalya'da bu 4 konuyla da Hatay'ı ön plana çıkartacağız. İşte ondan sonra bu mozaik yolu projemizi İsviçre'de tanıtacağız. Başka ülkelerde tanıtacağız. Bununla birlikte biz Mart ayı içerisinde Cannes'daki çok önemli olan emlak fuarına gidiyoruz. O da güzel. Bu emlak fuarı dünyadaki bir numaralı emlak fuarı ve iş dünyamızı ona davet edeceğiz. Hatay'daki iş dünyamızı, ticaret odalarımızı, belediye başkanlarımız geliyor büyük bir kısmı. Orada da Hatay'ın yatırım yapılabilir şehirler içerisinde ön planda olduğunu hissettireceğiz. Çünkü gerçekten de bir tarafta 7 tane ilçe hemen deniz kenarında. 15 dakika sonra siz zirveye çıkabiliyorsunuz, yarıya turizm yapabiliyorsunuz, deniz turizmi yapabiliyorsunuz, kaplıca turizmi yapabiliyorsunuz, spor turizmi yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte hem teknolojide hem de özellikle yaş sebze meyvede ovanın bereketli topraklarından ürünlerinizi pazarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında da
Bizim insanımız çok güzel. Her rengi çok zaten güzel. Misafir, o Hatay'la bütünleşiyor ve Hatay'ın lezzeti bence sadece tarih, kültür, medeniyet değil. İnsanların tepkisi, misafirperverliği tabii, de çok güzel. Birbiriyle yani düşünün bir Hristiyan bir Musevi yan yana oturuyor. Aynen. Bir Müslüman bir Hristiyan üst üste oturuyor. Bir de ben Samandağ'a gittiğimde şunu gördüm. Ya insanlar niye dedim Brezilya'ya gidiyorlar, Rio de Janeiro'da, Rio sahiline gidiyorlar. Burada dedim Rio sahilinden daha güzeli var. İşte işlenmemiş oralar. İşte bunları tanıtmak, anlatmak lazım. Biraz biz çalışıyoruz şu anda. Yani düşünün o 17 tane ilçeden bir tanesi Samandağ, 16 evet. kilometrelik. Yekpare şeyi var yani sahili kumsal, var. Kesintisiz kumsal. Kesintisiz ve ikinci dünyanın ikinci kumsalı deniliyor. Biz bunu sadece bu sene başladık temizlemeye işte can kurtaranlarla hem denizi hem de sahili temizlemeye. Ama biz şimdi hem ulaşım master planını hem de 5000'lik, 25000'lik, 50000'lik, 100000'lik planlarımızı yapıyoruz. İkisini birlikte koordine ediyoruz. Turizm alanlarını özellikle yerel turizm olsun, deniz turizmi olsun, kaplıca turizmi olsun. Bütün, bununla birlikte tabii ki sanayiyle ilgili alanları da çalışıyoruz. Hepsini birlikte yakında bir 6 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Ulaşım master planını da 5000'lik o dediğimiz planları da. Bu kentsel dönüşümde ilk ben Hatay'a geldiğimde onu gördüm. Ya sokaklarında sabah erken saat kalkıp yürümenin ne kadar keyifli olduğu bir şehir olduğuna karar verdim. Hani o valilik yolun eski valilik binasına giden yol vardır böyle Arnavut kaldırımlı orada tarihi evler vardır. 100 yıllık 200 yıllık evler. Bu sokaklardaki restorasyonlar büyük hızla tamamladınız. Trafiğe kapattığınız bazı caddeleri şehir şimdi, nefes aldı şu şimdi anda. Şimdi Saray Caddesi'ni o siz geldiğiniz zaman yeni kapatmıştım. Evet. Önce çok tepki geldi Saray Caddesi esnafından. Şeyi bastılar belediyeyi bastılar. Ama şimdi nasıl? Ya o zaman egzoz kokusundan, yanık yağ kokusundan insanlar geçemiyordu orada. Araba, bisiklet falan, motosiklet. Bitirdim. Altyapısıyla birlikte. Orayı da bir de her gün su basıyordu. Evet. Yani gök yukarıdan gözyaşını akıtmaya başlayınca yağdıkça onlar hemen malının başına koşuyordu, dükkanlarının başına. Ama maalesef dükkanlarını kurtaramıyorlardı. Çünkü Hatay'ın en kritik yeri orasıydı. Dağdan gelen, boşalan o sular hem bodrum katları tavana kadar, zemin katları da 50-60 santim suyla boğuyordu. Şimdi çok rahatlar ve biter bitmez de hepsi teşekkür ettiler. Yani hepsi çünkü bir olan kiralar, daha doğrusu mallar 5 liraya çıktı. Yani dükkan 1 liraysa 5 lira oldu. Şimdi görüntülerde de var böyle dar alanları ve tarihi mekanları restore etmişsiniz. Geniş yolları da bulvarlarla güzelleştirmişsiniz. Daha güzelleştireceğiz. Alt yolları yapmışsınız. Bu sene bizim 1500 kilometrelik şeyimiz var. Restorasyon projemiz var. Proje ihalesini bitirdik. Şu anda restorasyona bir iki ay içerisinde başlayacağız. Uzun Çarşı'nın da bir kısmını başlamıştık. 100 metrelik kısmını devam edeceğiz oraya. Onun dışında bazı sokaklarımızı bitirmiştik. En son 40 asırlık Türk Yurdu Caddesi'ni bitirdik. Onun etrafında bizim çok tarihi ve geleneksel yapımız var. Yani Antakya merkezde sadece 1150 tane tarihi ve geleneksel yapımız var. Bunun 6-7 tanesini biz aldık. Ne güzel. Onları restore ediyoruz şimdi. Onlara fonksiyon vereceğiz. Örnek olsun diye ama Antakya merkezde özellikle artık o tarihi doku içerisinde kafeler, lokantalar müthiş bir değer kazandırıyor şehre. Sanki bana böyle bir İspanyol ya da Portekiz şehri, tabii, Barcelona tabii. gibi falan geliyor. Yani Barcelona bakınca olsun, özellikle bizim o Endülüs mimarisinin yoğun olduğu Toledo şehri gibi mesela Antakya'da. Evet, o Toledo gibi Antakya'nın merkezi eski Antakya öyle. Düşünün Doğu Roma İmparatorluğu döneminde milattan önce yani milattan sonra 4. asırda falan dünyanın 3. büyük şehri yani. Tabii. Yani orada ilk olimpiyatlar, gayri resmi olimpiyatlar bizde yapılmış. Şu anda üniversite orayı kazı çalışması yapıyor. Hem biz hem valilik ekonomik olarak da destek veriyoruz. Ve bir şu anda teleferik yapıyoruz. Teleferik kandaki şeye de götürüyoruz onu projemizi fuara. Teleferik tarihi doku içerisinden kalenin olduğu, surların olduğu yere gidiyor. Evet. 1150 metrelik. Altında hep tarihi evler var. Milletin avlusunu ve tarihi damları falan söylenerek aşağıdan yukarı doğru bence gideceğiz. Bence bu dönemin sonunda güzel bir helva yiyeceğiz gibi geliyor Antakya'da. Sizleri, biz dostlarımız yani orada. Yani böyle un var, şeker var, yağ var dediniz yok, ya. Yok biz helva da yapıyoruz. Karacak, bu helvayı karacak başkan da var. Ay yıldızı görüyorum ben. Herkesin belediye başkanıyım dediğiniz için bence seçiliyorsunuz. Şimdi bu bizim sevdamız. Bu bizim sevdamız. Ayıldız bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 78 milyonun sevdası olması lazım.
Bu olmazsa biz ne inancımızı yaşayabiliriz, ne insan gibi yaşayabiliriz. Kendi ülkemizde sığıntı halinde kalırız. Önce buna sahip çıkacağız. Bununla birlikte bütün kutsal değerlerimiz, bizi var eden değerlerimize sahip çıkmış oluruz. Tabii ki biz siyaseten geliyoruz buraya. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildik. Benim önceki dönemde de, şimdiki dönemimde de seçim zamanı siyaset konuşurum. Seçimden sonra herkes benim için birinci sınıf vatandaştır. Hizmet. Hepsine hizmet ederim. Hiç kimse de benim kapıma geldiği zaman şu partinin belediye başkanı demez, benim başkanım der. O benim için en büyük mutluluk. Tabii siz Hatay'ın, bütün Hataylıların başkanısınız. Biz Hatay'ın bütünleyen başkan olarak kendimizi görmek istiyoruz. İşte bu bütünlük istiyoruz. Buradaki aslında diyalog ve beraber hareket etme atmosferi inşallah Türkiye'nin tamamında da hepimizin ihtiyacı var. En bütün büyük ihtiyacımız olan şey moral motivasyon. Ağzınıza sağlık başkanım. Sağ olun. Bütün ülkemizin birlik beraberliğine, birleşmesine ihtiyacı var. Siyaset bence bunların çok arkasında gelmesi gereken şey. Bizim gerçekten de Kurtuluş Savaşı'ndaki o birlik beraberlik gücünü birlikte yaşatmamız lazım. Doçent Doktor Lütfi Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu son sözlerinizin altına imzamı atıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Konuğum oldunuz. Ben enerjiniz ederim. Bol olsun. Sağ olun. Evet, ekranlardan ayrılmayın. Özellikle dijital sistemde, dijital sistem geliştiricileri konusunda çok ciddi çalışmalar var. Dijital dünyada ve reklam dünyasında çok ciddi çalışmalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.